yani daha iyi olur. Ama bütün herkesin kullanabileceği probiyotikler var. Eczaneden alabilirsiniz bunu. Tamam. Özellikle böyle şey gibi ne deniyor ona? Tüp şey ne deniyor? Kapsül ya bak, mü? Gel, kapsül. Gel. Kapsül. Kapsül poşet. Evet kapsül aynen. Kapsüllerden böyle açıyorsunuz, boşaltıyorsunuz. Hani böyle toz gibi o da. Kapsül de olur. Evet. Böyle küçük şöyle çay gibi poşetlerin içinde olanlar aynen. da var. Mesela ben kendi içtiğim probiyotiğimi bunun içine iki kapsül boşaltsam evet. olur mu? Çok güzel olur. Tamam devam. Yapalım hem evet. anlatalım bir hem yapalım. Bir de nane uçucu yağımız tamam. var. Onu da bu nane hissini seviyoruz. Onun için koyuyoruz. Ha, başka bir şey de koyulabilir. Onları da söyleriz. Başlayalım yoksa hadi yetişemeyeceğiz. Aynen okey. Evet şimdi ne yaptık? Şimdi bir kere bizde benmari usulü olması çok önemli. Tamam. Benmari ne demektir? Sıcak kaynayan suyun içine bir başka kap koymamız lazım. Koyalım. Neredeydi o kapımız bizim? Şurada. Evet. Bunu koyuyoruz. Güzel. Yani direkt ateşe değmeden Hindistan cevizi yağımızı üzerinde erimeye bırakıyoruz. Bunu biraz arttırayım mı sakin altını? Ne olabilir. Yani eriyorsa evet. sıkıntı yok. Biraz arttırsak iyi olur. Evet. İki kaşık koydum. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Önce deneme boyu yapıyorum her şeyden. Beğendimse devam ediyorum. Beğenmedimse işte onu azaltıp bunu çıkartıp biraz azıcık oynayaraktan istediğim formüle ulaşıyorum. Tamam. Şimdi bunun erimesi lazım. Sakin Hanım biraz altını açabilir belki. Açtım ben. Okey. Evet. Tamam şimdi onu eriteceğiz. Ondan sonra da içine diğer malzemeleri koyacağız. Ben tonitkilinden önce bir kaşık koyacağım. Formunu yani o hissini nasıl seversem iki kaşık da koyabilirim, üç kaşık da koyabilirim. Biraz daha katı olmasını istiyorsam üç kaşık. Daha sıvı olmasını istiyorsam iki kaşık. Yani onu ben ayarlayacağım. Sadece burada dikkat edeceğimiz şey probiyotikte ölçüyü kaçırmamak. İşte uçucu yağda ölçüyü kaçırmamak. Bunları belli ölçülere belli ölçülerde koyacağız. Evet erittiniz bravo bize yetecek. Evet, evet şimdi koyalım kilimizi. Hadi devam koyalım. Edelim ki evet. Bir taraftan. Şimdi önce ben şöyle tercih edeceğim. İsterseniz bir tamam. tane koyuyorum tamam. bir çorba kaşığı. Şimdi bunlardan da katacağım. Bunun adı İki neydi? Tane. Bunun adı bentonitkili. Bu ksilitol. Evet. Pardon bu şey probiyotik. Probiyotik. İki tane probiyotiği açtım içine tamam. döktüm. Daha sonra bu ksilitol şeker gibi davranan ama şeker olmayan çok az koyacağım. Yani tadını sonra ayarlayacağım. Şu kadar bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Daha sonra tadını ayarlayacağım. Şimdi bunları karıştırdım. Ondan sonra yağın içine koyacağım. Siz onu karıştırırken evet, bu arada nane uçucu yağını da koyalım ki daha iyi onun içinde absorbe olsun. Peki ben bunu naneyi sevmezsem mesela ne koyabilirim? Çilek yağı koyun, limon yağı koyun. Ne istersen. Tabii. Evet tarçın yağı koyun. Koyun kaşığı. Yo, direkt hayır görelim ekranda ha, okay. diye. Okay, bir dakika. Bir, iki, evet, üç, dört, altı, yedi damla gibi. Koyabilirim. Nasıl yani birkaç damla daha da koyabilirim. Hani sert seviyorsan evet. koyabilirim. Tamam mıdır o? Eridi o tamamdır. Bu. Evet. Alayım şimdi karışımımızı. Yok, orada evet, yapabiliriz. Evet, koyun. Karışımımızı koyalım. Şimdi bunun kıvamı bu yaz bu kıvama aldanmayın. Çünkü bu biraz sonra donacak. Evet, aynen. donacağı için hemen eklemeyeceğim. İstediğim kıvamda değilse sonra dönüp ekleyeceğim. Hmm. Ama biraz daha koyabiliriz sanki. Yalnız kili özenli almalısınız. Bir tane daha koyuyorum. Çünkü biraz kalın kil olursa diş minelerini çizebilir mi? Aynen öyle. Oraya geliyordum zaten. Bentonit kilinin en büyük ya. Özelliği yani kullanmamızdaki en büyük amaç bu. Ayrıca bir de tabii içindeki işte mineraller şunlar bunlar falan filan bunlara girmeyeyim uzun sürer diye evet, düşünüyorum. Evet. Yani, kil çok zaten evet, yani yüzyıllardır kullanılan konusu olduğu için. Bir şey. Hayır o geldi aklıma. Şimdi süreceğiz ya aslında karbonat şimdi gibi bunun bu ezikliği yani şeysi değil mi? Ben bazen evet, mesela evet, aynen öyle. Karbonatla hı-hı. yıkarım dişlerimi. Evet o da, onu da katabiliriz içine. Katabilir miyiz? Tabii karbonat da koyabiliriz. Ama şurası sıcak olabilir. Ha, orası sıcak şurayı alalım. Tamam. Tamam. Bunun ha. şimdi biraz donmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra ona göre biraz daha katabiliriz. Bunu nasıl bir kutuya şeyini, koymayı tercih ediyorsunuz? Şimdi ben kavanoz kullanıyorum. Plastik şeyleri sevmiyorum. Evet. Plastik almışlar arkadaşlar ama olsun. Cam. Olsun, buna koyalım. Cam, şöyle camlara cam. Koyuyorum. Hı-hı. Bir ya, hafta küçük, kadar. Küçük. Daha büyük olsa da olur. Yani tamam. bir haftalık nasıl tüketiyorsanız bir haftalık koyuyoruz ama bu çok sıvı isterseniz biraz sonra mı koysak onu? Ne? Soğumaz mı orada? Soğur.
Tamam, okay, bu böyle oldu. O zaman 5 dakika sonra yapalım. Diğer konumuza geçelim. Aynen öyle. Ondan ağız bakım şey suyuna ondan sonra evet, buraya koyacağız. Evet, buyurun. Sıra daha çok pardon. Tamam, kabloya bastınız. Bir dakika ben onu yerine yerleştireyim şöyle. Hı-hı. Evet. Tamam. Şimdi de geldik ağız bakım solüsyonuna. Burada neler kullanıyoruz? Bir de bize şunu söyler misiniz? Tabii. Ağız bakım, yani diş hekimi olduğunuz için önemsiyorum bunu. Tabii. Ağız bakım solüsyonunu neden kullanmalıyız ve ne zaman kullanmalıyız? Bu da önemli konu. Şimdi günlük temizlik rutinimizin içinde mutlaka olması lazım. En azından yani dişimizi iki kere fırçaladık. Fırçaladınız, ip kullandınız. Daha sonra mutlaka solüsyon kullanmanızı öneririm. Ev yapımıysa özellikle, değilse kullanmasanız da olur açıkçası. Buyurun. Çünkü hani o işte SLS'ler, triklozanlar hani onlar olmamalı. Şimdi o konuya girmiyorum ama en azından bunu bilin. SLS, triklozan olmasın içinde. Bunlar marka değil değil mi? Anladığım hayır, şey hayır. Değil. Bunlar içinde olmaması gereken zararlı ham maddeler. Evet, tamam. Evet, okay, buyurun. Başlıyoruz. O zaman şimdi bize biraz distile su lazım. Şunu kullanıyorum karıştırmak için. Ne kadar koyalım? Distile su dediğimiz şey saf sudur. Kaynatıp ılıtıp onu da kullanabilirsiniz. Evet. Koyduk. Şimdi bunun içine neyi seviyorsak onu ekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız bir şey daha var. Stevia var. Stevia. Bu stevia bizim için çok önemli. Bu da onu da demiyoruz. Tatlandırıcı yok, diyelim. Yok, bu marka lütfen değil. Ama markası da okay, var demeyelim peki, lütfen. Tamam. Bu şeker otu. Evet. Denir. Evet, yani evet, bir bitkidir evet, aslında. Öyle diyelim. Güzel. Ha, şeker otudur. Bir bitkidir aslında. Yani bitkiler ne kadar doğalsa bitki, bu da o kadar doğal. Hem bitki hem onun kadar var. Onun için söylememeyi tercih ediyoruz. Tamam. Yani bunu da tercih yaklaşık ediyoruz değil. Zorundayız. Zorundayız. Evet, okay. Buyurun. Bunu şu kadar yarım tatlı kaşığı gibi koyuyorum. Ben çok tatlı sevmiyorum. Daha tatlı isterseniz sonrasında ekleyebilirsiniz. Evet. Sonra bunun içine çay ağacı yağı koyuyorum. Çay ağacı yağı böyle biraz nane gibidir. Nane efekti de verir. Koklayın. Güzel. Biliyorum uzmanlığım var şeylerde, yağlarda. 2-3 damla da bundan koyuyorum. Güzel. Evet. Ondan sonra istersen başka yağlardan da koyabilirim. Ben bir de limon yağını seviyorum bu karışımın içinde. Hem C vitamini de içerdiği için tercih ediyorum. 4-5 damla bundan evet, koyalım. Ve mineral yağından da bunları bulmak zor dediğinizde duyar gibiyim ama bulursunuz. O nedir? Mineral yağı bu. İçinde magnezyum var. Hmm. Diş minesinin ihtiyacı olan işte magnezyumu gidermesi düşünülerek yapılıyor. Şöyle 2-3 fıs yapıyorum. Daha sonra içine kaya tuzu. Sakine aktarlarda buldun mu mesela bu mineral yağını nerede buldun? Ben getirdim. Siz getirdiniz ama var. Var. Magnezyum. Ya, internette var, her yerde var yani.